2+1 ev. Neden sürekli fantastik olaylar geliyor bizim evimizin başına ya? İnanamıyorum yani. Gerçekten sürekli bir doğaüstü olay. Bıktım ben bu hay fantazyadan. Sen İskandinav tarlalarından falan mı aldın bu evi? Ha? Hadi aldın diyelim. Niye sormuyorsun böyle şeyleri en başından Feridun? Mehtap, ben ev alırken böyle bir şeyi niye sorayım ya? He? Ben nereden bilebilirim evin duvarında böyle boyutlar arası kapılar açılacağını? Ben nereden bileyim? Ama yani bütün olaylar benim salonumun başına geliyor Feridun. Normal mi bu? Ha? Hayır yani bak, ne zaman biz de toplanalım desek bir olay oluyor. Bu akşam da yılbaşı için toplanacaktık. Al bak zehir zıkkım oldu. Arkadaş niye böyle şeyler sürekli bizim başımıza geliyor ya? Sana yemin ediyorum geçen sene Hollywood bizim evin duvara kadar aksiyon çekmedi ha. Oğlum Hayat abiyi aradım. Mustafa Usta'yı da alıp gelecek. Aç. Açıyorum işte ya. Gel İbrahim abi gel. Gel abi gel. Ya. Çok geçmiş olsun Feridun yenge ya. Tam da yılbaşı günü ya. Vallahi billahi ya. Abi sorma ya. Ya biz kapattıkça boyutlar arası kapı tekrar açılıyor. Gaybın Gureba'nın biz merkezi olduk. Sana yemin ediyorum ben şüpheleniyordum biliyor musun? Yılbaşı ya. Mistik bir tarih. Ben olağanüstü, doğaüstü bir şey bekliyordum. Ha başıma geldi. Şaşırmadım ya, hazırdım. Ya vallahi bak biz de geçen Leman yengenle konuşuyorduk evde. Kesin dedik yılbaşı. Bu Feridunların evi yenge, sizin ev dedik. Kesin böyle yepyeni bambaşka bir matrik sisteme açılır. Evet. Yeni yaşam formlarına kapı açılır. Dedik ha oldu, korktuğumuzda başımıza geldi. Bu işte buyur. Ya biz de hani bilemedik ne getirilir, ne yapılır. Portakal suyu getirdik. İyi yaptın abi, şükür. Buna da şükür. Bilemiyorsun, koy öyle içeriz. Ne yarığı bu? Vallahi yenge ne yarığı olduğunu ben gerçekten şu anda tam sana cevap veremiyorum. Yani yıldız kapısı diyenler var. Evet. Güneş geçidimsisi gibi geldi ilk etapta bana ama ondan da çok emin olamıyorum. Benim hanım diyor, antik mitolojik tanrılar açılan bir kapı olabilir mi? Onu da bilemiyorum. Bizim Mücvera bir şey dedi. Kayıp kıta Atlantik'in dedi, acaba açılan kapısı mı dedi. Ama rutubet nem olması lazım, su olması lazım. O da yok. Yani şu anda ne kapısı olduğunu bilemiyoruz diyorlar. Kimler diyor bunu Feridun? Facebook'a fotoğrafını koydum. Eş dost akraba yazıyordu altına abi. Oradan ben... onlar diyorsa doğru olma ihtimali var, tamam. Ya içine girdiniz mi? Ya şimdi canım benim, girmek mümkün değil. Kafayı uzatıp bağırıyorsun, geri sana böyle ses geri tepiyor. Biliyor musun? Çok korkutucu, ödümüz patlar. Yengem yani mağara bu işte. Normal sesin geri dönmesi, yankı yapıyor. Ha? Ben bağırayım, bana da geri ses teper, yankı yapıyor. Bağırma, bağırma. Hey! Görüyorsun. Nasıl bir ses bu? Ne tövbe bismillah. Ya Tekin bir şey değil mi? Hani bunun sesin referans aralığı bana çok güven verici gelmedi, bilmiyorum. Yine de oturacağım mı? Otur. Fikri, ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Elindeki ne? Paradigma silindiri, anladın mı ne? O ne oğlum? Mağaranın topografyasını çıkartacak. Telefona sinyal gönderiyor ufaklar. Boş bakıyor burada, sanki anlıyor da. Kaç para verdin sana? Paranın ne önemi var? Şuna bir şey söyle. Neyse yapma sen. Çocuk en azından uğraşıyor Feridun. Ya ne uğraşıyor? Bir şey uğraştığı yok ya. İzliyor YouTube'dan görüntüleri, ondan sonra nalbur geziyor. Geçenlerde bizim Cavit'in oraya gitmiş. Ben hidron çarpıştıracağım. Korunakla bir şey ver demiş. Cavit'in de çırağı oradaymış. Almış soba borusunu vermiş buna. Böyle bazuka gibi tuta kahvenin önünden geçiyor. Millet alay ediyor lan bunu. Ne konuşuyorsun boş? Şuna bak. Bilim yapacağız, ip verin bana. Bilim yapacağız, ip verin diyor. Böyle bir cümle olabilir mi? Feridun, belki bir şey yapacak çocuk. Bir dur, bir çare olacak. Örgü ipi olur mu? Olur. Alfik de bu pamuktan ip olur mu? Bilim dedi, pamuk ipliğine bağlı yani, öyle mi? Bilim malzeme ayırmaz. Şuna bak, patates kafa. Atıyorum şimdi. At bakalım. Dur, onu iyice savur bakalım. Derinlik ne kadar anlamıyorum, bilmiyorum. At, üfle. Öf. Ay. Salıyorum. Sal. Salayım mı daha? Sal. Allah be. Sal, çekiyorum. Esenyurt'a kadar gidiyorum abi. Nasıl, vuruyor mu bir şeyler? Tamam, bu durdu artık. Çekerin de aleti yakalamasın. Topografya çıkmış. Ana. Ulan bak, aleti almışlar, yerine mika tabak koymuşlar ya. Ya milletin evine yarık açacak bir teknolojim var ya. Mika tabak mı kaldı? Vallahi hayal kırıklığına uğratıyorlar beni ya. Feridun, yani belki de öyle ilkel ama hani büyülü bir toplumdur. Anlatabiliyor muyum ya? Hemen yerme bence. Vallahi ben sanmıyorum abi. Yani bu yarığı açtılar bir şekilde ama kapatacak teknoloji haiz değiller mi katabağa bakarsak? Canım sıkıldı benim. Benim de sıkıldı. Kopernik'in güneş merkezli evren modelini düşünce bir fikir geliyor ama... Feridun, 94 lira ver bana. Ulan Kopernik'in güneş merkezli evren modeli deyip... Enişte 150 lira ver bana diye bitiremezsin bu şeyi ya. Kaç para istiyorsun? 94. Bak yüzde de yuvarlamıyor. Görüyor musun? Allah'ın cezası ya. Vallahi paramı çalıyormuşum gibi hissediyorum. Ver, ver. Konuşma hadi. Al şu 200 lirayı defol git başımdan. Tamam ulan. Ya bu çocuğu bir sinir hastalıkları hastanesine mi götürseniz hiç iyi değil. Ya canım benim herhalde bu yaşadığı olaylardan etkilendi. Lan bir şeyden etkilendiği yok ya. Bu adam daha benim geçen gözümün önünde 25 dakika kendi ayakkabı bağcıyla tartıştı. Tartışmayı da kaybetti üstüne üstlük ha. Varın teki. Kim acaba Feridun? Yani bu sıralamaya göre Hayat abiyle usta geldi herhalde Mustafa. Bakalım. Gel Hayat abi gel gelin abi. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Geçmiş olsun Feridun. Hayat abi gel otur. Buyur böyle gel. Böyle böyle. Valla gel şuraya. Bütün gün oturdum. Sandalye almışlar. Sağ ol sağ ol. Tamam. Ya bu nedir sizin başınıza gelen ya? Yine bir boyut kapısı. Oğlum siz ne yaptınız? Bilmeden kadim bir günah mı işlediniz siz ya? Oğlum bu nedir yılbaşı yılbaşı? Abi bunun günahla ne alakası var ya? Ben evimde böyle boyutlar arası kapı açacak ne günah işlemiş olabilirim? Yani belli ki bizim ev değişim rezonansının tam üzerinde bir ev. Yani bir ev alırken kombiyi soruyorsun ama değişim rezonansı aklına gelmiyor. Aynen. Tabii. Ya yalnız ne bileyim ben de oğlum. Yani biz de annemle ben beraber yaşıyorum biliyorsun. Bir de ikimiz varız. Yaşlı kadın. Evet. Çok korkuyor. Doğru. He. Anne korkuyor. Sen korkmuyorsun yani. Yok yok. Ben biraz temkinliyim. E gel otur. Yok yok. Ben iyi. Böyle iyi. Valla ben iyi. Çok oturdum bugün. Sağ ol. Sağ ol. Evet. O yüzden de Mustafa Usta'yı çağırdım. Şimdi o yara çekomastikle dalacak. Hadi oğlum. Evet. Hadi. Ablacığım müsaade var mı? Giriyorum böyle ayakkabıyla ama. Ya normalde kaloş takıyoruz ama ben böyle çok ses olduğu için takmıyorum. Hışır. Gel sileriz artık. Ha eyvallah tamam. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiz. İyiyiz. Şimdi ben bunu biraz temkinli davranacağım. Şimdi evvela benim aletim edevatım çantamda duruyor. Tamam. Çantamdaki çok gelişmiş birkaç aletle derinliğini ölçeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi. Hayat abi. Hayat abi. Korkma. Zararsız bir ses abi. Yok, korkma. Yok. Zararsız bir ses mi? Ne diyor peki? Bak ben de korktum ya. Elim ayağıma dolandı yemin ediyorum. Şimdi bu kapı bana kalırsa başka bir boyut kapısına açılan bir kapı. Yani arada bir ceryan yapan bir alan var. Yani ben nerede duysam tanırım. Bu ses ceryan yemiş uzaylı sesi. Kesinlikle öyle be. Ve bu sesin şeyi, frekansı falan inanılmaz derecede bir ses. Ve bence bana kalırsa bu duvar asla kapı tutmaz. Yani diyorum çerçevesiz yapsan diyorum. Çerçevesiz yok tövbe. Beton, o da tutmaz. Tutmaz, sızıntı yapar. Tutmaz. Beton bunu asla tutmaz yani. Şey ahşap kolon gövde önermiyorum. Allah bak Allah. Ahşap benim evimde de gelse böyle bir şey yazsa, yazdığımda bir anda böyle bir şey olsa ben de kendi evimde öyle ahşap kullanmam. Neden biliyor musun? Kabarır. Ha ben bunu kapatırım. Bir kat çakıl atarım, bir kat membran, bir kat çakıl, membran, çakıl, membran. Rembrandt bir kat. Atarım, düzelir. Ama yine de ben söyleyeyim. Vallahi bu kapı açıkça söyleyeyim beni aşar. İtalyan menteşe. Onu katiyen önermiyorum zaten. Sen sürekli o konuda ısrarcısın ama asla önermiyorum. Ya tamam Mustafa sen ne yapacaksın? Şimdi bize onu söyleyin. Erdun Bey inan olsun ki söylüyorum. Bu kapı beni aşar. Ama gelmeden bu kapıların, böyle önemli kapıların uzmanı bir arkadaşım var. He. Ona gelmeden gel bir bak diye mesaj atmıştım. He. Şimdi gelir. Ne diyorsun sen? Senden daha uzman biri mi var? Her işin ehli var. Ben ona teslim ederim. Allah. Aha geldi galiba. Abi yakınsın açıver ki. Bak abi. Buyur. Aha. Oo. Siz osunuz. Bu kim? Ben Sadettin Teksoy. Sadettin Teksoy. Güngeren'de bir evde yine gizem peşinde. Sadettin Teksoy yine işin içinde. Ben soru sormam, çözerim. Ben işte bu kadar ya. Ne çekilir? Nalbur kapalıydı, aleti bulamam. Bir şey yapamam. Folyo var mı? Oğlum! Ne bu? Niye söylemiyorsun? Oğlum ben ne yaptım adam orada? Sadettin Teksoy, ustam, idolüm. Hayranım sana abicim. Paranormal benim de tutkum. Vallahi kardeşim sen de biraz paranormal gibisin. Ya tamam adamı sıkma ya. Bir çekilir misin sen ya? Allah Allah. Meriz yani. Tamam ya tutuyorum. Tamam sakin sakin. Tekrardan ustam hoş geldiniz. Hoş ben bununla ilgili bir isterseniz size bir briefing vereyim. Kapı bu mu? Kapı bu. Kapı bu. Şimdi tamam. Bakın aynen şöyle oluyor. Bakın. Vay anasını. Ya. Ben de aynen böyle dedim. Vay anasını dedim yani. Bu ne ya? Merak ettiğimiz şu yani bu bir SOS yardım çığlığı mı nedir? Bize bir şey mi söylemeye çalışıyor efendim anlamadık. Şimdi bunu anlamanın tek bir yolu var. Nedir? Önce sakata gelmemek için sihirli ve şifreli sözcükleri söyleyeceğiz. Tabii sakata gelmememiz lazım. Daha sonra da kendimizi ve dilimizi tanıtacağız. Tabii. Şimdi hep birlikte benim dediklerimi tekrar... Tamam açın şunu, açın. Açın. Sakata gelmememiz çok önemli. Hayatım, odunlu gelmesi gerekiyor değil mi? Ben buradan toplanırım. İyi. Abi gel. Olmaz. Böyle iyi, böyle iyi. Kardeşim gel. Yok, rahatsızım. Tamam öyle olsun, hadi. Böyle biraz. Evet. Hazırsınız. Hazır. Evet, hazır olsun. Güzel. Heyecan yok. Yok. Şimdi bir çıkış, bir de iniş yapacağız. Hadi inşallah. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hazırız. Gözünüz bende, kulağınız da bende olsun. Aman. Hira bambun. Hira bambum. 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 Hira gamgum. Hira gamgum. 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 Gum. 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 Gum denizati. Gum denizati. Sünimini. Sünimini. Çatlak. Çatlak. Gum. Gum. Mağaram benim, mağaram benim. Mağaram benim, mağaram benim. Derdin nedir, söyle derim. Derdin nedir, söyle derim. Bu kadar insan toplandık demin. Bu kadar insan toplandık demin. Söyle derdin nedir derim. Söyle derdin nedir derim. Haydi söyle derdin nedir. Haydi söyle derdin nedir. Siz değil ha. Siz değil. Ne diyor? Karnım aç abi mi? Evet. Ulan fakir fukara medeniyete denk geldik ya. Feridun. Tamam oğlum bir şey yapma. Bozma moralini. Feridun. Abi bozma moralini de yani ben kendi aç karnımı doyuramıyorum ya. Böyle mitlerin şunun burun uzay dışı yaratıkların karnını nasıl doyurayım? Ya Feridun öyle düşünme oğlum. Bana Allah rızkıyla gönderirmiş bunları ya. Mehtap yenge, evde yemek var mı? Ya var, dolma yaptıydım. Kıymalı mı? Kıymalı. Heh. Olur o zaman. Bir sor bakayım, bir sor. Ne diyor? Uzaylı kardeş. Dolma yer misin? Kıymalı mı? Kıymalı. O zaman olur. Üstüne yoğurt da alırsa alırız. Yoğurdu da biliyor, şerefsize bak. Ne varsa getir. Ya ilaç koy. Yoğurt yoktur ya. Allah Allah, gerçekten ilginç. Bak hele sesi yanık. Duyuyor musun beni? Dolmayı kaptıktan sonra hem burayı hem de bu gezegeni terk edeceksin. Bu kapıyı da kapat, insanları da bir de rahatsız etme. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Duracaksın. Sadettin ustam getirdim. Sesi yanık. Bak gönderiyorum dolmayı. Kap. Hop. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Vay ana. anasını ya. Ya şu işçiliğe bakar mısınız ama ya? Paha biçilmez ha. Allah sen yaptın, paha biçilmez. Yani... Ya benim en çok neye canım sıkılıyor biliyor musun? Senin başka evrenlerde kapı açacak bir teknolojin var. Sen dolma dilenmeye kullanıyorsun bunu ya. Ya çapsızına denk geldik vallahi billahi. Neyse artık sinirleme. Sadettin Bey, ay Allah razı olsun. Haftaya günüm vardı ve altın sırası bendeydi. Beni büyük bir dertten kurtardınız. Şimdi şöyle bir şeyim var yani bugün de yeni yıl gecesi. Eğer işiniz yoksa oturun bizimle kalın, birlikte kutlayalım. Ha? Bacım, başım gözüm üstüne. Ancak Peru'da ağlayan bir kaya varmış, onu susturmaya gideceğim. İnsanlar uyku uyuyamıyorlarmış. Evet. Yazık ya. Ya gece de susmuyorsa eğer tabii değil mi? Sabah kalkıp nasıl işe gidecek insan o kafayla? Git hallet ustam, sevaptır. Teşekkür ederim. Ustam, büyüğüm, idolüm. Elbette ki çok zor bir görev. Ama bunu yeryüzünde tek bir kişi çözebilir. Kim? Sen! Sadettin Teksoy! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.